Selam genç YouTube Fizik kanalına hoş geldin. Evet sizlerle birlikte yapmış olduğumuz 2024 tayfa çalışmalarımızda doğrusu harekete veda videosuyla birlikteyiz gençler. Evet böylece doğrusu hareketteki grafik çalışmalarını yapacağız ve bu konuya da veda edeceğiz arkadaşlar. Ve tabii ki hemen arkasından kim geliyor? Newton'un hareket yasaları geliyor. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Evet, fizik ders notları kitabımızdan faydalanıyoruz ve kitabımızdan bugün itibariyle bakıyoruz ki hangi sayfalara gelmişiz. Zaten grafik bilgisi olduğuna göre 102'ye kadar gelmiştik arkadaşlar. 102'den başlıyoruz. 102, 103, 104, 105, 106, 107, maşallah gidiyoruz 108. Evet, 108'e kadar geliyoruz ve bu konuya da veda ediyoruz. E şakayla karışık konular da bitiyor bak gördün. Gerçekten de grafiklerle ilgili çok önemli, çok iyi şeyleri bulacağınız bir videoyla Bir tez gençler e, videoyu lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip et deyip başlayalım. Evet özellikle hareket konusunda belki de en çok karşılaştığımız gerçi aslında her konunun içerisinde var olan bir şeyden bahsedeceğiz. Grafiklerden bahsediyoruz size. E, grafiklerle ilgili bakın karşılaştığınızda ne yapacağınızı bilmenizi gerektirecek bir bilgiyle başlayacağım. Çok önemli tüm grafiklerde bu anlatacağım hikayeyi kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle bir grafik bilgisinde e, çok karşılaşıyoruz. Mesela atıyorum başlık konu mesela kütle hacim grafikleri de ne yapacağımızı diyelim ki burada bir A niceliğin verildiği bak şuraya A yazmışlar. Buraya da bir B niceliği yazıyor. İşte burada da bir takım grafikler çiziliyor biliyorsunuz. Şimdi böyle bir grafikte karşılaştığınızda yapacağınız şey iki tane olasılık var. Bir, A bölü B'nin bir fiziksel anlamı var mı diye sorun. Tabi bunun için bazı fiziksel nicelikleri tanımlamamız lazım. Bu arada bölmek demek bölme, diğer ismi eğim, daha da matematiksel hal Türevdir. İkinci bir olasılığımız var ki o da şu. A ile B'yi çarpsam acaba bir fiziksel anlamı var mı diye yine sorabilirsin kendine. Ya bu arada ikisi de anlamlı olabilir, biri de sadece anlamlı olabilir. He, bu ne demek? Bu işaretin adı çarpma. Çarpmanın diğer bir adı matematikte alan yani integraldir. Sizin yapmanız gereken acaba benim burada yazan nicelikleri çarpayım mı bölüyüm, bölüyüm mi? Kibar olur birazcık değil mi? Bunun gibi bir kavramdır. Bak hemen basit bir örnek vermişim. Ne verilmiş? Bak burada kütle. Burada da hacim verilmiş değil mi? Sayıları boş ver şimdi. Sen hemen jimnastiğe başlıyorsun. M bölü V sana tanıdık geliyor mu? M çarpı V sana tanıdık geliyor. Bak mesela M bölü V bana tanıdık geldi. Kim? öz kütle. Vay bu bana öz kütleyi veriyordu diyorum. Ve hemen golü atıyorum bak şimdi. sayıları şimdi kullan. Kütle 10 iken hacim kaç olmuş? 2. 10 bölü 2 ile bulduğun o 5 neymiş? Aslında o maddenin öz kütlesini bulmuş oldun işte. Mantık bu kadar basit. He. Kütle ile hacmi çarparsak fiziksel anlamda bir şey. Bunun momentumu benzetmeyin lütfen. Hiçbir anlamı yok. Bak olmak zorunda değildi. Olabilir de. Yani böyle aramanız gerekiyor. Bak grafikle karşılaştığında tırsmayacaksın, korkmayacaksın. Hemen diyeceksin ki dur kardeşim ben bunları yapacağım. Biliyorum ben bu işleri diyeceksin. Hemen gol de atacağız. Ve bakın fizikte gelelim. 3 e, üç çeşit grafikle tanışacağız. Meşhur olan aslında parolamız da buraya ilerleyen dakikada bunu yazacağım ben size ama Avix diye bir parola yazacağım zaten türeteceğim size maşallah. Ben de bunu koymuşum 5 kilometre öteye yazamıyorum yani. Ve Şimdi ilk olarak konum. Konum neydi hatırlayın? X ile zamanı yani XT grafiği ile karşılaşırsak ne yapacağız? Bakın şimdi hemen e, bana kalsa hareketi bilmek istiyorsanız iki tane formül isterim sizden. Ben bu tanımları verdim. Bir neydi? Yol eşittir hız çarpı zaman bağıntısını vermiştim. Bak X eşittir VT. Bunu zaten matematikte de kullanıyorsunuz. Ve... Özellikle gördüğümüz şey V eşittir A çarpı A eşittir delta V bölü delta T diye de geçen derste de birazcık bir şeylerden bahsetmiştim sizler hatırlıyorsanız. Bana bu iki formülü bil ben bu gole atarım. Bak şimdi sana ben neyi vermişim? X'i ve T'yi. Eğer X ve t iceliklerini biliyorsan ben V'yi bulurum. Peki nasıl buluyorum? Dikkat et. X'i T'ye bölersem ben V'yi bulacağım değil mi? Hız hakkında bilgim olacak bölmek demek. Yani eğim. Ve bir grafiğin mesela konum zaman grafiğiyle karşılaştığınızda iki tane kavram var. Bir, kendisi konum bilgisi verir. Bakın, konum hakkında bilgi veriyor. Eğimi ise hız hakkında bilgi veriyordur bize yani. O zaman başlıyorum. Mesela bakın sıfırdan başlamışım. Nereye geldim mesela burada? artı x gibi bir yere. Mesela bu da bakın sıfırdan artı x gibi bir yere gelmiştir. Buna bakıyorum mesela bu da sıfırdan artı x gibi bir değeri. Mesela bu hep x'te kalmış. Mesela bunun duruyor olduğunu hiç konumunu zaman geçiyor ama konum değişmiyor. Tamam bu konumlar hakkında bilgiye bakınca kendisine bakınca anlayabiliyorsun. Peki eğim ne demektir? Bakın bir matematik öğretmeninize eğimin tanımı nedir deseniz size şu tanım yapacaktır. Pozitif x ekseniyle yapılan açıdır. Pozitif x ekseni ile yapılan açı demek değil mi? Matematiksel tanımını yapıyoruz. Yani burada öyle sallama yapmıyoruz. Şimdi bu açıya eğim denir. Bak açı alfa. Hala alfa mı? Ne güzel ya. Bunun anlamı ne demektir? Siz bayırı çıkarken eğim hep sabit kalmış. Bu eğim neyi veriyordu kardeşim? Hızı veriyordu. O zaman hızınızın sabit olduğunu müjdeliyor. Peki buraya geliyorum. Bak açı alfa iken şimdi teta ne yaptı gittikçe? Açı böyle dikleşiyor. Benim için bayırı çıkmak zorlaşıyor fark ettiyseniz. O zaman bu ne anlama geliyor? Her geçen saniye eğim artıyor. Yani hızınızın değeri ne yapıyor? Artıyor. Peki buraya geliyorum. Bak şimdi alfa iken teta. Bak zaman geçtikçe ne yapıyor? Eğim azalması var. Eğim azaldığına göre de ne yapıyorsunuz? Hızı azaltıyorsunuz. Yani bakın işte bu grafiklerde böyle kıvırdıkları zaman tırsacak bir şey yok bizim için. Hiç kıvırmadıysan sabit hızlısın. Bak böyle kafayalara iyi yazam. Sabit hızlısın. Eğer bu şekilde kıvırdıysan biz bunu hatırlayanlar vardır. Öğretmeniniz de muhtemelen söylemiştir. Genç K dedikleri zaman hızınız artıyor. Bu da yaşlanan K değil mi? Zaman geçtikçe yaşlanıyorsun değil mi? Hızı azalanlar yaşlanınca yavaşlıyor ya. He, bunlar pozitif yönlerde bak bu yönler bizim için yukarı doğru çıkışlar biliyorsunuz pozitif yönlerde. He, ben bu grafikleri alıyorum tık aşağı katlıyorum al sana negatif yönleri çıkartmış oluyorum. Böylece bakın konum zaman grafikleri bu kadar. Bu üçlüyü kafanıza lütfen çok iyi yazın. Bunları yazdım mı gönder gelsin dersin her şey. Gönder bakalım şimdi hadi bakalım yapıştıralım. Konum zaman grafiği verilen KLM hareketleri için hangileri doğrudur demişim. 0 bak bu arada şimdi ben bu değere x desem sallıyor. Şüphe eden arkadaşıma tavsiyem şu. Hemen sayı doğrusunu çizsin böyle. Sayı doğrusunu da göster. Mesela 0 var. Bir de x var değil mi bize konu. Şimdi bak k ne yapıyor yeşil olan? 0 konumundan başlamış. Böyle kıvırarak t anında x'e gelmiş. Bak k da bu işi yapmış değil mi? Peki l ne yapmış mavi olan? O da 0'dan x'e gelmiş bak. L de aynı işi yapmış. Peki M ne yapmış? Kırmızı olan sıfırdan x'e. Yahu hepsi aynı işi yapmış bunların. O zaman hepsi sıfırdan x'e geldiyse yer değiştirmeleri eşittir. Peki ikinci önermede bir şey söylüyor bize. Ortalama hızları. Vay ortalama hız dediğin şey neydi arkadaşım? Yer değiştirme bölü zaman değil miydi? Şimdi dikkat edin. Hepsi için zaman t. E, mübareklerin yer değiştirmeleri de eşit miydi? Evet. O zaman bu ikisi de eşit olduğuna göre... Ortalamazları eşittir. Şimdi en önemli yere geliyoruz. Şimdi bak ne size? üç çeşit grafiğimiz var bizim. Bak şöyle hemen hatırlat kendini. Şöyle kenara bunları yapın eğer şüpheler varsa arkadaşım. Tabi buralarda ne yazacak bak X, T yazacak değil mi? X, T yazıyoruz. Eğer sen böyle düz gidiyorsan bunun adı neydi? Sabit hızdı. Ama böyle kıvırıyorsan hızlanandır. Böyle kıvırıyorsan yavaşlayandır. Şimdi L nasıl kıvırmış? Mavi bak böyle kıvırmış. Aynen bunun gibi yavaşlayan hareket. O zaman bir hareketli ne yapıyor? Gittikçe şu L yavaşlıyor. Demek ki başlarken bir hızım var mı? Tabii ki var. O zaman hepsi doğru olacaktır. Şimdi çok önemli bir bilgi. Ben burada soruda size bayağı güzel kıyak geçmişim yalnız. Ha? Ee, bilgiyi vermişim yani öncesinde. Hareket eden bir cisme hareket yönüne ters kuvvet uygulanırsa cisim yavaşlayan hareket yapar ve hız vektörü ile iğme vektörü zıt yönüyor. Şimdi burada esas önemli nokta şu. Rahmetli ne demiş? F eşittir ma demiş. Değil mi? Siz hiç kütlenin eksi bir değer aldığını duydunuz mu? No. Ben duymadım. Sen de duymamışsın. Değil mi? O zaman bir kere bu arkadaş eksi olamaz. O halde bu ne demektir? Kesinlikle şu ikisi Bak dünyanın kuralı bu kuvvetle iğme vektörü kesinlikle aynı yönlüdür arkadaşlar. Kesinlikle aynı yönlüdür bunlar. Bak bu çok önemli. F ile A her zaman aynı yöndür. Bana bir cisme etki eden kuvvet mesela yer çekimi hareketleri neydi? Hani atışları atalayın. Nereye gidiyor? Yer çekimi hep aşağı doğru. İyi o zaman o cismin iğmesi hep aşağıya doğru. Bunu unutma. Hayat A, İ de unutma. Kuvvetin yönü değişmediği sürece ivmenin yönü de. Mesela attın mı cismi yukarı çıkarken çıktı 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 ne yapıyor? Hop geri dönüyor. Kuvvet nereye doğru? Hareket boyunca yere doğru. O zaman senin ivmen de hep yere doğru. Hiç değişmeyecek. Şimdi sen buradaki anlatılan masala gelelim biz? Şimdi böyle bir yatay bir zemin çizelim. Zemin çizelim. Bir tane de numunelik birer tane de cisim koyalım. Şöyle bak. M kütleli birer tane cisim. Şimdi olayın hikayesini anlatmaya çalışıyorum. Burada bir M kütleli bir cisim var. Ne yapıyor? bu bu yönde gittiğini hayal edelim. Bir hız vektörümüz V. Bu da böyle gidiyormuş V. Şimdi diyor ki sana, hareketine ters yönde, bir aynı yönde uygulayın bir ters bak. Sen buna bu yönde bir kuvvet uygularsan bir de hareketine zıt yönde bir kuvvet uygulayabilirsin, değil mi? Şimdi bu yönde kuvvet uygularsan ne edeyim ben sana? Kuvvet hangi yöndeyse ivme da ileriyon. O zaman bu adamın ivmesi buraya doğrudur. Fakat bu adama uygulanan kuvvet sola doğru olduğuna göre bu adamın ivmesi buraya doğrudur. Bak bu şekiller çok da güzel çizdim he. vallahi aferin var kalemi güzel kullan. Ve dikkat et şimdi. Ne yapar? Ya zaten bu adam sağ tarafa gitmek istiyordu, değil mi? Bak bu V'lere dikkat. Edin. Sen kendisine aynı yönde bir kuvvet uyguladığın için ne yaptı bu arkadaş? Hızlanır. O zaman hızlananlarda değil mi? Bak hızlananlarda ne yaptı? V ile A da aynı yönlüymüş. Bak bu, bu kelimeyi o kadar çok duyacaksınız ki. Ben bunu resmen size şu anda ispat ediyorum. A ile V aynı yönlüdür değil mi arkadaşım? Aynı yönlüdür. Peki buraya bak. Ya sen sağ etmek istiyorsun. Karşıdan bir kuvvet uygularsam seni yavaşlatır mıyım? Evet. Bak yavaşlayanlarda ne oluyormuş peki? Yavaşlayanlarda ne yapıyoruz? A vektörü ile V vektörü. Zıt yönlüdür arkadaşım. Bak bitti. Bak burayı lütfen kafanıza çok 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 iyi yazın. Bak bu sana yol, su, elektrik. Bak burayı şöyle ben bakayım kapatma biliyor muyum? Bak, bak burayı unutmayacağım. Bu senin her şeyin. Şimdi istediğini sor bana. Şimdi diyor ki konum zaman grafiği verilen hareketlerin hangi zaman aralıklarında hız vektörü ve iğme vektörü zıt. Bak hızla iğmenin zıt yönlü olması için ne yapması lazım? Yavaşlayan hareket. Ya adama soranlar. XT hareketlilerinde ben nasıl yavaşlayabiliyordum? Şöyle kıvırırsam yavaşlıyordum değil mi? Bu yaşlılar, yaşlı kağalar böyle yapıyor değil mi? Mesela işte al sana kıvırdık. O zaman buna benzeyen bölgeler. Bak bakıyorum birinci bölge buna benzedi mi? Evet. İki benzemiyor. Üç bak benzedi değil mi? Buna da dikkat attım. O zaman bir ve üçte hız vektörü ve iğme vektörü zıt yönlü olacak. Hadi bakalım. Devam. Şimdi geldik. Hareketin bence en kıymetli grafiği. Hız zaman grafiklerinden bahsedeceğiz şimdi. Şimdi hız zaman grafiği ile karşılaştığınız vakit arkadaşlar şöyle bir sorunlarımız aslında bütün hareketi veriyor sana ne gibi. Şimdi ben size ne dedim? X eşittir V çarpı T. Bir de ne dedim? V A çarpı T bil dedim değil mi dersin başında? Zaten başka bir şey de istemedik yani. A delta V bölü delta T ya da V X bölü T de demiş olabiliriz ama çok önemli değil. Şimdi eğer her grafik mesela sana adam dedi ki bir tane hız zaman grafiği çiziyorum sana. Mesela şöyle bir uyduralım. Şöyle bir grafik olsun. Eğer bir hız zaman grafiği ise bak ne diyor sana? Hızım sıfırda 20 oldu diyor. Ne kadar zamanda? işte 5 saniyede mesela sallıyorum. Hangi zamanda hangi hıza sahip olduğunu biliyorum. Nasıl? Kendisine bakarak hemen. Ya çünkü ben diyor kardeşim diyor ben hız zaman grafiğiyim ben diyor. İki. Eee, uyan şimdi. Ben V'yi T'ye bölersem. Bak bakalım. Bak V ve T. Bak V ve T çarparsam x olur bölersem iğme. O zaman böldüğüm için neyi bulurum? İğmesini bulurum. Yani neydi bölmek demek Eğimi de hatırlatırım arkadaşlar. Eğimi böl bakayım. Hemen 20 bölü 5'ten 4 metre bölü saniye karelik iğmesi varmış. Devam ediyorum. Aldığı yol neydi bakıyorum. V çarpı T. E v ile T'yi çarparsam neyi buluyordum? X'i. E. Yani burada ne demekti? V ile T'yi çarpmak demek. Bu grafiğin alanını al demek. He, o zaman bak şu üçgenin alanını hesap edeceksiniz bana. Üçgenin alanı nasıl bulunuyor? Hemen sen de diyorsun ki 20 çarpı 5 bölü 2. 50 metrelikte yol aldığını müjdeliyor sana. Şimdi bu arada diye bir ki e hocam V çarpı T yaptık. 2 nereden çıktı? Üçgenden çıktı. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Oradan geldi o da. Çok güzel bir soru. Başlangıç anında K noktasında duran bak. Başlangıçta burada duruyormuşun K'da. Bak hatta yazalım. V eşittir 0. T anında L'deymiş bu. Tamam. 2T'de ve 3T'de nerede? Ne grafiği verilmiş? İyi bak. Her zaman artık bak yavaş yavaş grafikler genişlemeye başladı. İlk önce konum zaman gördük. Okey o cepte. Şimdi ne görüyoruz? Dikkat ettiyseniz arkadaşlar. Şimdi bu seferkinde ise biz e, VT görüyoruz fark ettiyseniz. O zaman VT grafiklerine geldiğimiz zaman hemen başlıyorum şimdi. Hatırla. VT grafiğindeki. Nerede olduğumu sormak demek konumdu. Bak hatırlatırım. V'yi T'ye bölersen A olur. V'yi T ile çarparsan X olur. Çarpmak demek de neydi hatırla? Alandı. O zaman alanlar kıymetli. Neredeki alanlar? Şu. Bak. Bu alanların hepsi bizim için kıymetli. Hadi bulalım bakalım. Şu alan X ise şu alan 2X'dir. 2X'tir. 2X'tir. X'tir. Şimdi dikkat edin bak. Sıfırdan T'ye gelene kadar ne kadar yol almışsınız? x. Bak t anında böylece l'ye geldik. Sonra 2x daha al. Bak 2x daha gidersem 2t anında ni de Sonra bak 2'den 3'e gelirken 2x burada x de burada 3x al bak. 1, 2, 3. O zaman 3x daha iyi alırım. 3t anında da nerede oldum dikkat ederseniz de n ve s aradığımız cevaptır. Hadi bakalım başlangıç anında bak bu çok önemli bilgi yan yana olan çünkü neden iki hareketlinin arasındaki uzaklığı bulabilmem için başlarken nerede olduklarını bilmem lazım çünkü neden şimdi bu burada şu soruya lütfen cevap vermenizi istiyorum. Beni durdurabilme özgürlüğünüz var zaten biliyorsunuz değil mi? Yani durdur beni bu sorudan sonra tabii ki. Mesela iki hareketli zıt yönde yürürse aralarındaki mesafe ne olur? Bu soruyu düşün bakalım aynı yerde mi? Cevap işte ilk konumlarını bilmediğim, söylemediğim zaman işte hayva yeri. Ne de böyle yürüyorlarsa aralarındaki mesafe azalırdı. Ama böyle giderlerse artar. O yüzden ilk konumu vermem gerekir. He, şimdi bak ne demişim başlarken yan yana. O zaman yırtmışım ben. Şimdi böyle bir soruda size minik bir tablo yöntemi anlatacağım arkadaşlar. Çok işinize yarayacaktır. Zaman kaybetmişsiniz gibi durabilir ama anlayacaksınız farkı biraz sonra. Şimdi. 0A'nı, TA'nı, 2TA'nı, buraya da 3TA'nı gibi böyle minik bir tablomuştum. Bakın şimdi. Buna K diyelim. Burası L. 0A'nı, TA'nı, 2TA'nı, 3TA'nı. Şimdi ben aralarındaki uzaklığı merak ediyorsam X'i merak etmem. Yani yola bakmam lazım. O zaman ne yapmam lazımdı? V'lerle T'leri çarparak X'i buluyordum. Yani alan. O zaman hadi bakalım başlayalım. K'nın alanı bak. K turuncumsu olan bak. Şu alanı hesap etmem lazım benim. Hadi bakalım. Hesap edelim. Şurayıları bulalım. Nasıldır? Şu alana X desem. Burası 2X. X. 2X. 2X. Bak şimdi. Sıfırdan T'ye kadar bu sarı ne kadar? X. Şimdi bunların başlarken konumlarına sıfır desem ben. Tamam. Ne yaptı? X yolunu aldı. X'e geldi. 3X daha yol aldı. 4X'e geldi. 4X daha yol aldı. 8X'e geldi. Peki L'ye gelirsem. Bak L'nin altında. Bak L'de bu. Fark ettiyseniz. Değil mi? Şu mavi biraz sonra da karışınca da yeşilimsi oldu değil mi arkadaşlar? Ne var? Burada da bir X var. XX yani önce bir 2X yol aldı. 2X daha aldı. 4X oldu bak. Bak toplaya toplaya gidiyoruz bu iş. 2x daha yol aldım. 6x'e geldik. Şimdi buraya da çok kolay bak. Aralarındaki uzaklık dersem. Başlarken ne kadardı? 0. Şimdi x. Şimdi 0. Şimdi 2x. Şimdi diyor ki 0 uzaklık x olduğuna göre aralarındaki mesafe ne yaptı? Önce artar. Bak. Sonra ne olmuş? x iken 0 olmuş. Azaldı. Yes. 2t iken 3t ne oldu? Mesela bak artar. O zaman yes. Mesela bunun güzel taraflarından biri bak. 2T anında her ikisi de 4 xte mesela 2T anında aynı konumdadırlar dedim. Okey doğru oldu bak mesela bak ayaküstü böyle bir sürü soru uydurabiliriz. Yok işte bu bunun önüne geçti şu an itibariyle falan gibi yorumlar da yapabiliriz. Şimdi geldik ivme zamanına. Sonra zaten artık böyle karma sorular da çözeceğiz beraber. Şimdi ivme zaman grafiği. Aslında bu grafiklerin arasında bana kalsa ee, en kolayı neden şöyle düşünüyorum ne yapacağın belli aslında şimdi harekete artık birazcık pişmeye başladık ne gerekiyor Bak şimdi, x eşittir vt'yi bildim. bir de v eşittir at'yi bildim. ve parolamız ne aslında biliyoruz burada da vermişim aslında bak Avx. E, bu ne at vt x a ile t'yi çarparım bak çarptım hız v ile t'yi çarparım X. İşte bak sağ tarafa gitmek için alanlarına bak. So, bak X'i T'ye böl hızdır. V'yi T'ye böl ivmedir. Buna da biz ne adını veririz gençler? İvim deriz. Bak şimdi eğer ivme zaman grafiğine göre. Bir. Hangi zamanda hangi ivmeye sahip olduğunu kim söyler? Grafiğin kendisi. Ya benim ivmem 5. Sıfırdan beri. O çok önemli değil. Bunu zaten grafiğin kendisi. Ama iki. Ben A'yı biliyorsam tek çare var. V'yi bulabilirim. Nasıl? Alanı yani alanıyla da hız değişimi bulacağız. Ve özellikle bakın bu benim için en kıymetli yerde burası. İvme zaman grafiği verilen bir soruda. iki şey çok önemlidir. Mesela şimdi burada bir jimnastik yapalım gene beynimizi. İvmemizin değeri mesela 5 metre bölü saniye kare diyebiliriz. Bu ne demek? İvmenin 5 olması demek. Cevap basit. Her saniyede hızınızın değerine 5 ekleyeceksiniz. Ama şöyle bir bela var. Mesela ilk hızın sıfırsa bir saniye sonra 5, bir saniye sonra 10. Peki ilk hızını sallıyorum. 15 olsaydı 20, 25. Tabi grafik başlangıç noktasını değiştiriyor. O zaman ivme zaman grafiğinde karşılaştığınızda bir cismin ilk hızı arkadaşım çok önemlidir. Bak bu çok önemli. Buna lütfen en çok buna dikkat edin. Duruştan mı başladın? Ve iki A'dan sonra V'ye geçebildiğinize göre VT grafiği çizmeden sorulara cevap verme. Bak iki şey istiyorum. Neymiş? Bir, ilk hıza dikkat et. İki, VT çizmeden cevap verme. Çizmeden cevap yok. Bu ikisini kural gibi düşün. Hadi başlayalım. Başlangıç anında duran. Bak ne dedim? İlk hıza dikkat. Oh bunu öğrendik ivme zaman grafiği verilmiş. Çok da güzel. 0 T aralığında aldığı yol x1. Bak parolayı hatırlamanızı istiyorum. Parola ne dedim ben sana? A ve x. A'dan bak ne diyor? 0 ile T arası aldığı yol. 2 T, 2 t arası x2, x3. Ya A'dan x'e geçemem ki. Ne yapacaksın? V'ye geçeceksin. V'den x'e. Sağ tarafa gitmek. A'lardan aklınızda gelsin. A'la başladık alan. O zaman bu alanlardan ben hızı bulacağım. Hadi bulalım bak. Şu alan var burada değil mi? Şöyle. Sonra bu alan var değil mi? Burada da alan yok. Hadi başlayalım bak. Neydi? A'nın alanı V'yi veriyordu. Bu alana artı V dersen bu alan da artı V, bu da artı V. Şimdi hazır mıyım? Hazır. Çizelim bakalım. Hız, zaman grafiği. Şimdi 0 V, T. Şimdi önce kaç artacak? 2 V bak. 1 V, 2 ve böyle eşit bölmelendirmişler yapalım böyle 2 ve Zaman da t dersem Ne yaptım bak sıfırdan 2 v'ye ulaşıyorum Sonra ne diyor 1 v daha ekle diyor yani 3 v'ye geleceksiniz 2. t anında Hadi bakalım onu da yapalım Şöyle yaptık değil mi Sonra mı ne diyor bak ne yukarı çıkıyor ne aşağı hiçbir şey yok O zaman Yerinde say Süperiz 3'te. Olay bitti. Bak V'yi oluşturdum. Şimdi V'nin alanları yardımıyla da X'leri oluşturabilir miyim? Bak o zaman birinci bölgenin alanı burası. ikinci bölge burası. Üçüncü bölge de burası gibi düşün. İşte sana diyor ki bu alana X1 diyelim. Bak sıfırladı. Şu alana X2 diyelim. Bu alana da X3 diyelim. Bak matematiksel hesabı yapmadan bile tipinden sen hemen ne dersin? X3 büyüktür. X2 büyüktür. X1. Ve bu arada bir şey dikkat etmeniz. Bu grafiğe bakan bir arkadaş bu cevabı vermez normalde. Grafiğin tersidir yorumuna da girmeyelim yani açıkçası. Lütfen buna çok dikkat et. Yani sen VT grafiği çizmeden cevap veremezsin. Çok büyük bir bela bu. Hadi bakalım başlangıç anında duran bir cisme ait. Grafik vermiş. Ne yapacaksın? Hemen refleks. Dur kardeş. İlk hızı öğrendim mi? Yes. O zaman ben bir hız zaman grafiği çizeyim Ve nasıl da ivme zaman grafiğinin altındaki alanlar burada yok. Burada bu var. Buranın üstündeki alanlar eksiye geçti ki. O zaman bu ne demektir? Artı ve sıfır eksi ve. O zaman ben hazır mıyım? Hazırım. Nasıldır? Hız zaman grafiğimizi çiziyorum. Bak hemen çizelim buraya ve Diyor ki başlangıçta duruyor. Sıfır. Tamam. V ekle. Hadi kırmızıyla yapalım. Hop. V'ye geldik mi? T sürede. Süperiz. Sonra ne yukarı ne aşağı. Bak yerinde say diyor. Saydım. 2T. Sonra ne diyor? Eksi V ekle. Eksi V eklersem sıfıra tekrardan gelir. Bitti bak ne güzel. Sonra paroladan bak A'dan V'ye geçtim. Sıra neydi? X'e. Diyor ki sıfırla T arasında. Ya V'nin alanında x değil miydi? Hadi bulalım bakalım. Şu alan, şu alan ve şu alanımız var. Sana diyor ki sıfırla t arasındaki aldığı yola x dersen. E burası 2x'tir. Burası da x'tir. O zaman toplam yol aldığındaki yol da 4x olacak. İşte böylece başlangıçtan 4x uzaktayız. Hadi bakalım. <laughs> Hız zaman grafiği verilen bir cismin bu hareketine ait grafikteki değerler biliniyor ise. Bak grafikteki değerleri biliyorsun. Neyi biliyorsun? V1'i biliyorsun. V2'yi biliyorsun. T. Yi. Şimdi 0 T aralığındaki. Şimdi ben 1. Bana desen ki sen şimdi böyle. Uyduruyorum ben şimdi sana. Hız zaman grafiği olduğuna dikkat et. Bu değer 20. Şu değer sallıyorum 10. 20'den 10'a düşmüş. 5 zamanda. Aynen bak sen bu sayıları biliyorsan. Ortalama neydi? birinci önermede şöyle bulunuyordu. Ortalama hız yer değiştirme bölü zaman. Şimdi bir kere zamanı buradan görüyoruz. Okey. Yer değiştirmeyi bulabilir mi? Bulurum. Nasıl? Avix'e göre eğer ben V'yi biliyorsam alanını ben bu grafiğin alanını hesap edebilir miyim? Evet o zaman delta x'i bulurum. Ortalama hızı bulurum. Peki ikinci önerme. İvmesini bulabilir miyim? İvme neydi? Delta V bölü delta T'de. Hızdaki değişimi ya da hemen şöyle diyebilirsin. Bölsem 20'den 10'u çıkarttım. Burası 10 bölü 5 2 buldum. Değil mi? Durana kadar alacağı yok. Şimdi bak bu arada sen eğimi bozmuyorsun. Doğru mu? Bak böyle gidersen sen ne zaman buraya geleceğini bulursun. Mesela ne gibi? 20'den 10'a düşmem 5 ise 0'a düşmem için bir 5 daha. Ben bu grafiği çizerim. O zaman buradaki yolu da hesap edebilir miyim? Evet. O zaman ben toplam alacağı yolu da bulabilirdim eğimi değiştirseydim işte o zaman ayvayı yemiştim. O yüzden ayvayı yemeden bitiriyordu şimdi. Ankara'da Kızılay ile Sıhhiye arasında yolcu taşıyan bir minibüs Kızılay'dan harekete geçip Sıhhiye'ye ulaşıyor. Buradan da tekrar sıralısının gelmesini bekledikten sonra Sıhhiye'den Kızılay'a geri dönüyormuş. Yani bir gidecek bak ne yapıyorsun sen yollardan böyle gittiğin birazcık dur Bekliyoruz biraz. Bekledik. Ondan sonra ne oldu? işte duruyorsun. Belki farklı bir güzergah da olsa. Böyle de olsa. Geliyorsun olup Aynı yere geri geliyorsun. Değil mi? Mantık bu. Şimdi unutmayacağım bir şey var. Gidiş yönüyle dönüş yönü zıt. Yani artı x eksi x gibi olmak zorunda. Ve dikkat et şimdi. O zaman ne yaptım? Mesela bak önce hızlandım. Sabit hız. Geldim sıfırladım hızımı. Durdum birazcık. Bak sonra duruyor mu burada? Durakta. Hızım dur sıfır. Ters. Aynı yoldan geri dönmüş olarak Bak. Artı x burada aldıysam, eksi x burada aldım. Grafik bu olabilir. Bak gene bakalım. Artı x yolunu yapar mı burası? Durdum. A x de oldu. Olabilir. Mesela giderken böyle bir yoldan gidip, dönüşte belki böyle bir şekilde dönmüş olabilir mi? Evet bak pozitif alan, negatif alan. Durdum mu? Durdum. O zaman bunların hepsi mümkün olabilir. Çok değerli kelimeler demiştim. Okurken lütfen böyle rastgele okuma bahsedelim. Başlangıç anında yan yana olan, cisimlerin hız zaman grafiği verilmiş. Hadi bakalım hangileri doğru. 0 t aralığında aldıkları yollar eşit mi bakalım. E başlayalım. Şimdi avx'e göre ben neyi vermişim arkadaşım? Hızı vermişim. Ne yaparım? Alanları bul. Ne yapıyorum? Başlıyorum. Şu alan yoldur. Ne kadardır? Yaz. V çarpı T bölü 2. Yani K'nın aldığı yol şudur. V çarpı T bölü 2. Peki L'nin aldığı onda mavi yapalım. Bak şu alanda üstündeki alan oluyordu bu sefer de? E bir de bunu bul bakalım. L'nin aldığı yol ne kadar? Eksi VT He, Yol skalerdir işte bak. Bak vektörel olan neydi? Yer değiştirme. Yer değiştirme eşit deseydim ayvayı yemiştim. Ama aldıkları yol bir artı x yol oluyorsa bir eksi x oluyor Eşittir. Evet. 0 t aralığında. Şimdi başlarken yan yana mıydı bunlar? Evet bak buradalar. Biri burada biri burada biri artı yönde giderken diğeri eksi yönde gittiğine göre yolları bilmesen bile aralarına uzaklık artmıştır. Peki ivmeleri eşit mi? He. V'den ivmeye nasıl geçiyordum? Eğim alarak. O zaman hadi bakalım. K'nın ivmesini yazıyorum. Hızın ne değişti? Artı V bölü T. Hadi buna artı A ivmesi desem. L ne yapıyor peki? Eksi V bölü T'ye göre eksi A'dır. Bu arada unutmayacağım bir şey. İğme vektöreldir. Biri pozitif ivme, biri ivme büyüklükleri eşittir. Bak bu soru iğmeler eşittir diyen arkadaşımın günahı sadece iğmenin vektörelliğidir arkadaşlar. Ve bunu deneme sınavlarında o kadar çok göreceksiniz ki arkadaşlar bakacaksınız. Bakacağım. Soruyu. Bak çok önemli bir şey öğreteceğim. Çok güzel bir taktikten bahsedeceğim. Yakında görürsünüz zaten başka yerlerde de alışkanlıkları olan arkadaşlar var. Öğrendiklerini satmaya çalışıyorlar bize de. O yüzden. Böyle mesajlar da veriyorum arada onlara. Ne de olsa seyredecekler de biraz sonra. Sürtünmesiz düzlemlerde KLM cisimin hız zaman grafiklerini kartlara çizenler daha sonra hangi kartın hangi cisme ait olduğunu karıştırıyor. Peki doğru kart sıralaması var. Bak cevap çok basit. Bana bir eğer tek önemli nokta şu. Sürtünmesiz düzlemlerde. Şimdi Gelin bir tane yol çizelim. Mesela birinci çizelim ben size. Şöyle değil mi bu? K cisminin yolu bu. İ hızı sıfır da olabilir falan filan da hiç önemli değil. Cevap çok basit. Yolun eğer sürtünme yoksa yolun tam tersi hız zaman grafiğidir. Bak, hemen aynada görüntüsünü aldınız. Altına bir ayna koyduğunu düşün katla. Sen aşağı mı iniyorsun? O böyle yukarı çıkacak. Yerinde sayacak. Sen yukarı çıkıyorsan o birazcık aşağı inecek. Sonra yerinde. Ah K'nın hız zaman grafiği böyle. Sıfır değilse de şöyle başlardı. Diyelim buradan başlasaydın da şöyle yapacak. Şöyle, 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 şöyle. Aynısı gene yani hiç fark yok. O zaman bak buna benzeyen kim? O zaman bu hareketli K birincisi K'ya ait. O zaman bak ikincinin grafiği nasıldır? Hemen L'nin grafiğini çizelim. V, L'nin zamana göre grafiği yolun tam tersi. Sen aşağı mı? O yukarı yerinde say. Yukarı yerinde say. Buna benzeyecek. O zaman bak bu L. Ha, grafik sıfırdan başlamak zorunda değil. O bilgiyi vermemiş. Ha gayret M'yi çizmeye kalksan nasıl olacaktı? V, M'nin zamana göre grafiği. Bak tam ters. Sen yukarı o zaman o aşağı yerinde say. Aşağı yerinde say. Bunun gibi bir grafik olması. Bak bu da M'dir o zaman. O zaman KML Cevap Bursa. Şimdi burada buraya kadar konu anlatımları ve kitabın içerisinde bulunan şeyleri bitirdik. Şimdi doğrusu hareketle ilgili testimiz de var biliyorsunuz kitabın sonunda. Onu da çözeceğiz arkadaşlar sizlere. Şimdi bir de onlara başlayalım. bakalım. Yeni bir 8 tane de soru çözeceğiz. Başlangıçta aralarında x uzaklığı bulunan K ve L araçları birbirine doğru aynı anda harekete geçiyormuş. K aracı 2 saat sabit süratle yol alıp 1 saat mola verirken L 1 saat Yol alıp 2 saat moladır. Oh, hayat sana güzelli. 5 saat sonra bunlar karşılaşıyormuş. Bak, o zaman K ne yapar? Bunlar zaten ee, sabit süratli. Bak ne güzel sabit süratli. O zaman ne yapacaksın? Aldığın yolu bulmak kolay. Süratle zamanı çarpıyorsun. Şimdi dikkat edin. Burada K'ya sabitir. 5 saatte ne yapıyordu bu? 2 git 1 mola değil mi? oldu. 3 saat. E bir daha iki giderim. Sonra da bir mol hakkım var. Ama 5 saati doldurdum. O zaman bu adam ne kadar gitti bir tane molayı düşersem 4 saat gitmiş oluyor. O zaman K'nın aldığı yol süreti 60 çarpı 4 saat yol olacaktır. K'nın aldığı yol ne yaptı arkadaşım? 240 kilometre. Peki L'ye geldiğimiz zaman bak şimdi bu ne yapıyordu? Bir git değil mi? 2 mola ver. Sonra bir git bak gitti 4 bir mola hakkım kaldı. Ne kadar gittin? Yani sadece 2 saat gittin. Ya, o hiç gitmedi gibi şey. O zaman bitirilmiş. Süreti 30. Gittiğin sürede 2 ise o zaman bu ne yaptı? 60 kilometre yol almıştır. E bu ne yaptı? 240 kilometre buraya. Bu da 60 kilometre buraya. O zaman burası 240. Burası da 60 olduğuna göre 300 kilometre aralarında mesafe var. Kolay bir şey. Doğrusal yolda sabit süratle hareket eden, hareketlerin ilk konum ve son konumlarıyla bunları alma süreleri. Bak ilk konum, son konum süre verilmiş. Şimdi bakalım sürat nasıl bulunuyordu? Sürat ya çok basit. Aldığı yolu zamana bölüyorduk değil mi? Bakalım. Şimdi o zaman başlayalım. VK diyelim. Eksi 10'dan artı 10'a geldiyse ne kadar yol aldı? 20. Ne kadar zamanda yapmış? 5. O zaman K'nın sürati 4. L'ye geliyorum. 0'dan 30'a geldiğine göre 30. Ne kadar zamanda? 10. 3. M'ye geliyorum. 50'den 20'ye eksi diyebilirsin ama 30'dur gene değil mi? Sonuçta 6. O da ne yaptı? 5 değil mi? Doğru yaptık yani. Şimdi diyor ki K ve M'nin süratleri eşittir. Bakıyorum. No değil mi? 20 bölü 5'ten değil. L ve M'nin aldıkları yollar. Bak L ne kadar yol almıştı? 30. M ne kadar yol aldı? 30. Bak yolda bu arada yön yoktu. O zaman yes. K ve L aynı yönde mi gitti? Bak başlayalım. Eksi 10'dan arttı 10'a gittiğine göre bu hangi yönde gitti? Artı yönde. 0'dan 30'a gittiğine göre o zaman bu da artı yönde gidiyor. O zaman K ile L aynı yönde hareket etmiştir. 2 ve 3 aradığımız cevap olmuştur. Çok e, bu olayın aslında birazcık farkına varmanızı istediğim bir soru bu arkadaşlar. Bir yolun yarısını almakla sürenin yarısını almak aynı şey olup olmadığını görmeniz için. bak şimdi. Bir k araç gideceği yolun yarısını ve diğer yarısını 3v ile aldığında ortalama süreti vk olurken l aracı gideceği yolun t süresinde ve t süresinde 3v olur. bak aslında senaryo benziyor. Şöyle yapalım. O zaman k'dan başlayalım. Bir yol çizelim kendimize. x burası x burası. Yolun yarısını V ile almış. Diğer yarısını 3 V ile almış. E o zaman başlayalım. Ortalama sürat nasıl bulunuyordu? V ortalama. Hemen siz toplam sembolünü biliyorsunuz diye yazayım buraya. Toplam yolu. Toplam zamanı bölüyoruz. Hadi bulalım. Bak. O zaman yazıyorum. K. Yol ne kadar? 2x bölü. Şimdi bak burada zamanları bilmiyorum. O zaman şöyle yapalım. Burası T1 zaman. Burası da T2 desem. T1 artı T2 oldu. Ben şimdi t'leri yerine yazarak bu işi bitireceğim. Şimdi iyi evet. Şimdi Burada x eşittir v çarpı t dersem t yerine ne yazabilirim arkadaşım? x'i v'ye böl. Hadi bölelim. x bölü v x bölü 3 v. Yani burayı da bir 3 ile genişletirsem hadi bakalım. 2 x bölü. Şimdi 3 ile aldım. 3 x. x de burada. 4 x bölü 3 v yaptı x'ler gitti. Bu üçü de yukarıya taşırsam 6v bölü 4'ten değil mi? K'nın süreti ne çıktı bakın? 3v bölü 2 çıktı. Şimdi bu birincisiydi. Yol olunca böyle işler uzun. Peki diyor ki L aracı gideceği yolun T süresinde L. Şimdi he. Şimdi gene ne yapacağız? Toplam yol. Ama zamanları biliyor her. T burası. T de burası. Ne yapıyorum peki? burada ne kadar yol alacağım? Mesela x1 yolunu alacağım. Burada da x2. Hatırlatırım. X'leri nasıl buluyordum? V çarpı t. Hadi bulalım. X1 ne kadar? Süretin V zaman T. O zaman şöyle yazıyorum. Buraya V T. İkincinin yoluna kadar 3 V ile T alınca 3 V t. böldüm 2 T. Yani 4 V t bölü 2 T'den T'ler giderse aradığımız cevap da 2 V'miş. O zaman bu adamınki 3 bölü 2. Bununki de 2 olunca 3'e 4 olarak buluyoruz. Ve bakın aynı soruymuş gibi durabilir ama değilmiş. E bu konuda konu anlatımında ilk dersimde çok uyarmıştım. Şimdi bir minik bir tekrar yapalım. Karayollarında güvenliği, araçların daha ekonomik kullanımı için bazı önlemler alınmaktadır. Hem güvenlik hem de ekonomik için. Bunlar örnek olarak radar ve yeşil dalga uygulamaları örnek ver. Buna göre radar ve yeşil dalgada hangi niyecektir? Bak radarda neydi kural? Belirlenen güzergahta herhangi bir anda belirlenen bir sayı var değil mi? Diyoruz ki 150. 150'yi geçtin ceza yapıştırıyorsun. Neyi? Süratiniz. Herhangi bir andaki süratinizin. Bu arada araçlarda ölçülen şey hız değildir. Sürat tatlıdır. De Peki yeşil dalgada neydi? Belirlenen iki nokta arasında ortalama süratiniz belli bir değere geliyorsa bekleme yapmadan hemen ışıklardan geçebiliyorsunuz değil mi? İşte orada da neydi derdimiz? Ortalama sürat diye uyarmıştım. Evet 5. sorumuzda devam ediyoruz. Doğrusal bir yörüngede hareket eden bir cisme ait yargılarından hangileri doğrudur demiş. Bakın özellikle dikkat edeceğimiz kelimeler. Özellikle sözel konularda sorularda birazcık bizi zorlayan ifadeler olur. Bak, her zaman bu iş böyledir. İyi okuyun lütfen. Mesela ne diyor? Cisim hızlanan hareketi yapıyorsa cisme hareketi yönünde kuvvet uygulanıyor. Ne demiştik hatırlayın bakalım. Diyelim ki iki tane cismimiz olsun böyle. Çizelim de. Bak bu notu kafanıza çok iyi yazın demiştim ders içerisinde hatırlayın. İşte ne var? Bir tane M kütleli bir cisim. Buraya doğru zaten bir V hızıyla giderken aynı şekilde bu da buraya doğru bir V hızıyla gitsin. Eğer bu cisme böyle bir F kuvveti uygulanırsa ne oluyordu? Kuvvet yönünde ivmeye sahip oluyordu. Ve bu arada ne yaptı bu adam? Zaten buraya gitmek istiyorsun. Bir de o yönde de kuvvet uygularsan ne yapıyorsun o zaman bu adam? Hızlanan. Hızlanmak için hareketin aynı yönlü kuvvet uygulanmalı. Yani yes. Peki ivme vektörü hız vektörü aynı yönlü bak ne güzel ya. Burada hemen diyor ki ivme vektörün sağ, hız vektörün de sağ. Ne güzel aynı yön. Ama eğlence burada. Sen bu cisme böyle bir F kuvveti uygularsan kuvvet hangi yöndeyse ivme o yönde oluyordu. Ne oldu bu durumda? İvme ve hız vektörünüz ters yönlü oldu. O zaman ne diyor burada? A Her zaman aynı yönlü olmak zorunda değil maalesef. Cisim sabit hızlıysa. Bak Newton'ın bak bu kadarcık da olsa bunu hatırla. M çarpı A. Değil mi? Şimdi ivmenin olması için ne gerekiyordu? İvmenin mantığı şu zamana karşı hız değişimi. Ya sen sabit hızlıysan yani yönün bile değişmiyor. O zaman hızın değişmedi sıfır. O zaman imen sıfırdır. Hatta sen buna uygulanan net kuvvetin de sıfır olduğunu söylemen gerekir. Hadi bakalım. Bir ara ÖSYM deli gibi sarmıştı bu iş. Yani böyle iki hareketli trenler mirenler kendi boyları alırtı falan yollar diye. Başlangıç anındaki konumlarında bulunan bu konumlarda olan A ve B araçları, bak çok değerli bir kelime, sabit sürat. Önce bunu kaçırmayalım. Araçların ön uçları K hizasında buluşuyormuş, yani burada buluşacağız, değil mi? E, ne güzel diye, sabit süratlerde yol eşittir sürat çarpı zamansa aynı zamanda, aynı yollara bakalım. Bak bunun önüne kadar yol oluyor 2d kadar yol alıyor, değil mi bu? Bu ne yapıyor? Bak buraya geliyor, 3d. Eee, o zaman direkt süratleri bu adamın süreti 2V ise bunun süretinin 3V olduğunu buradan öğrendik. Bu cepte zaten. Silelim şimdi buraya kadar kısmı. Bak, görüntü kirliliği yaratmasınlar bize. Sonra diyor ki arka uçları da L hizasında olacak. Bak ne oluyor şimdi? A'nın arkası buradaydı. Şimdi nerede? L'de burada. Bunun arkası buradaydı. Şimdi nerede? Burada. Peki ne kadar yol aldı? Bak A'nın boyunu bilmesen de soruda vermiş ama buna LA diyelim. Bunun boyuna da LB dersem. A ne kadar yol aldı? Kendi boyu artı 3d. Hadi yazalım bak. X eşittir VT. Yi. LA artı 3 D'yi Süretimiz neydi? 2vle bir t kadarlık zamanda aldı. Peki diğeri LB aldı, bir de 2d aldı. Bak. LB artı 2d. 3V süretine sahip o da T zamanı. Şimdi sana bir şey demiştim. Ağırcı D uzunluğuna sahipse bak bir anda ne oldu bu denklem? 4D eşittir. 2VT yaptı. Dolayısıyla sen buradan VT'nin 2D olduğunu öğren. E bunu da getirip şimdi burada yerine koyacağız. Atacağız gol. Hadi bitirelim. LB artı 2D eşittir. 3VT. VT 2D ise 3 katı 6D'dir. Dolayısıyla LB'nin boyunun 4D olduğunda öğrenmiş olduk. Hız zaman grafiği verilen K ve L hareketler için hangileri kesin? Bak bana bir gün birisi hız zaman grafiğine yani 3 gram tecrübemiz varsa bu işte şunu söylerdim hemen. Kesin ilk konumları vermemiştir. Hız zaman grafiğinde sorulabilecek tek kesin sorular bu aslında. Şimdi diyor ki aralarındaki uzak. Şimdi nasıl anlıyordum? Parolayı yaz hemen kenara x'e göre. Ben v'yi biliyorsam yollara nasıl gidiyordum? Alanını alarak. O zaman başla. Birinin aldığı alan bu. Diğerinin aldığı alan da bu değil mi? Aşağıdaysa üstündeki alan yukarıdaysa altındaki. E bu adam artı vt hatta istersen buraya artı x kadar yol aldı dersen buna eksi vt yani eksi x yolunu aldı. O zaman bu ne demektir? Aynı yerden başlıyorlarsa biri bu yönde yol aldı biri bu yönde aralarındaki uzaklık arttı. Fakat ben bir şey demiştim. Ya bu yönde bir eksi x bir artı x alıp aynı yere de gelebilirlerdi. O zaman aralarındaki uzaklık artıyor. Kesin değil. Zıt yönde mi gittiler? Evet bak kesin zıt yönde gittiler. Biri böyle de olabilir veya buradan başlayarak da olabilir. Peki yer değiş Bak kaçırma sakın. Bak fiziğin en kötü tarafı bu. Yer değiştirmeleri. Yer değiştirme nasıl bir nicelik arkadaşım? Vektöreldir vektörel olduğuna göre yönlere bakacaksın arkadaşım. 1 artı x, 1 eksi x eşit değil. Eşit büyüklükte demen gerekirdi. Yalnız iki kesin doğru. Ve tabii ki konumuzun sevip de terk edenleri unuttuk mu? Unutmadık. Hız zaman grafiği verilen hareketlerin 5. saniye sonunda aralarındaki uzaklık hangileri olabilir? Bak hemen adamın ilk soru ben ne öğretmiştim size? İlk konumu biliyor musun arkadaşım? Bilmiyoruz O zaman aslında sayıların hepsi olabilir. Ama biz bir güzel yapalım bunu. Şimdi avx mantığına göre hızın alanı değil mi? x'i veriyordu. Hadi bulalım bakalım. Bunun altındaki alan bak şurası değil mi? Alacağız. Diğerinin altındaki alan da bunda mavi ile yapalım. Şu alan değil mi? Olacak bizim için. Hadi bulalım. Ne kadar? 20 çarpı 5 bölü den 50 metre olurken bu adam Eksi 10 çarpı 5 bölü 2'den eksi 25 metre. Şimdi aynı yerde olsalardı biri 50 buraya yol aldı. Biri 25 buraya yol aldı deyip aralarında 75 olur derdiniz. Peki zıt yönde gelerek sıfır da olabilirlerdi değil mi? Hatta aralarında başlangıçken 75 vardı. Biraz daha açarak 75 aradaki mesafeyi 150 de yapabiliriz değil mi? Mis gibi de yaparız. Evet gençler böylece doğrusal hareketle ilgili konu anlatımlarımızı bitirdik. Şimdi tabii ki sizden iki tane isteğim var ki birincisi tabii ki video ders kitabımızı sonunda bu konunun sonunda biliyorsunuz ki ne var ÖSYM'nin sorunu var. Biz zaten şu anda yanlış hatırlamıyorsam 107. sayfaya kadar ben çözdüm size. 108 ve 109'da ÖSYM'nin son yıllarda sormuş olduğu sorular var biliyorsunuz ki. Bu, sorular tabii ki tehlikeli olduğu için biz çözemiyoruz ama kitaplarımızda paylaşabiliyoruz telif ücretleri verildiği için. E, dolayısıyla bu soruları lütfen çözün. Yani konuyu bitir ondan sonra çöz. Ve bu arada tabii ödev kitlemedim diye sevinenler oluyor ders sonunda. Tabii ki soru bankamızdan arkadaşlar sizlere doğrusal hareketi açalım bulalım bakalım. Merale değişiz. Evet. Şöyle başlayalım. Sayf test 46 yani sayfa 97'den 46, 47. test, 48. test, 49, 50. 50'ye kadar bunlar normal e, kitap. 51 ve 52. testlerimizde biliyorsunuz yaşam ve be beceri temelli. Dolayısıyla 46. testten 52. testin sonuna kadar da çöz gel. ben nerede olacağım şimdi? Newton hareket yasalarında sizleri bekliyor olacağım gençler. Hadi bakalım. Orada görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşçakalın.